40 yılda bir ihtiyacım oldu size. Ortada yoksunuz. Geçin. Aa, uygunsuz bir durum varsa sonra gelelim oğlum. Faniler burada. Hepsi. Cüneyt'le konuştum. Babam hasta diye. Onlar da geçmiş olsuna gelmişler. Hanımlar manımlar hepsi buradalar. Mutfaktalar şimdi. Aman bak, Meryem de burada. Zeynep de burada. Sakın ağzını sen bir şey kaçırmayın. Gözünü seveyim. Tamam. Tamam. Babam da bir tuhaf zaten. Hadi git Mira. Mira şeyde mutfakta onun yanına git hadi. Tamam, sen de sakin ol. Babam halleder. Tamam, tamam hadi. Vay be. Beyaz önlüklü prens kral olma yolunda ha. Ya bırak zevzekliği Allah aşkına hadi. Hoş geldiniz. Geleceğinizden haberimiz olsaydı hazırlık yapardık. Hanne ben, Mira'nın halasıyım. Estağfurullah. Cüneyt Efendi babanızın rahatsızlığından bahsedince biz davetsiz geldik. Asıl siz kusura bakmayın. Ama hanım kızımız sağ olsun ilgilendi bizimle. Aslında ikimiz de evin bu kısmında biraz yabancıyız. Neden? Yani ne iş yapıyorsunuz ki? Gazeteciyim ben. Yani çalışmıyorum şimdi. Mira da harıl harıl sınavlara hazırlanıyor. Siz? Ben mi? Ben... Bizim hanımlar dergâhta vazifelidir. Hmm. Eşiniz beyefendi de gazeteci mi? Eşim? Az önce içeri birlikte girdiniz sanırım. Babanıza da Allah şifalar versin. Teşekkür ederim. Seçkin eşim değil. Evli değilim ben. Abimin arkadaşı. Doktor kendisi. Doktordu yani. Doktor demek. Yani bu eve de kaç aylı sığar? Niye hiç evlenmediniz ki? Adınız nedir? İsmimiz. Ben Feyza. Annem Asna. Teyzem Müyesser. Meryem Hanım ve Zeynep. İçeride de Cüneyt Efendi var. Babam Sadi Üday ve Zeynep'in babası Naim. Memnun oldum Feyza. Ne çok isim. Vallahi. Allah size de tez zamanda hayırlı bir izdivaç nasip etsin inşallah. Amin. Biraz gecikmişsiniz siz de ilahi. Geciktik ya. Sizin orada kaç yaşında izdivaç gerçekleştiriliyor Feyza'cığım? Çayları koyayım ben. Bardaklar nerede? Şurası sanırım. Siz ne işle meşgulsünüz Seçkin Bey? Online trade, digital economy, crypto currency falan öyle şeyler. Coin. Bu dijital şey. Aha, evet, evet. Bana anlattılar da. Hı. Benim aklıma yatmadı o iş. Biz altın. Altın iyidir. Altın evet. Yani iyi kazandırdı bakmayın. Ha bu arada buğday borsasına da bakabilirsiniz tabii arada. Yani aslında bakıldığı vakit kademeli olarak alım yaparsanız eğer hiçbirinden zarar etmiyorsunuz. Şu kredi notunu bekliyorum. Bir açıklansa. Yani Merkez Bankası brüt rezervine bakmanız lazım bunun için. Ama ben bu brüt rezervin değişebileceğini çok düşünmüyorum bahara kadar. Petrol varil fiyatı değişirse ona göre regüle etmek durumundalar tabii. Yani faizi düşüreceğiz diyorlar. Zannımca o vakit de yani dolara bir hızlı geçiş olur diye düşünüyorum ben. Vallahi Sadi Üday Bey bayağı ilgilisiniz ya. Hocam vakıfma be. Yani bizimle alakalı bir durum yok. Biz nacizane yani değerini kaybetmesin derdindeyiz. Burada sonuçta bir ilim. Tabii tabii tabii. Tabii biz sizin kadar bilemeyiz Seçkin Bey ama. Yok yok süper süper çok iyi. Bir şey söyleyeceğim Sadi Hüdayi Bey. Ne kadar bir portföyden bahsediyoruz acaba? Ben sizin telefonunuzu alayım. Tabii tabii tabii. Şimdi. Levent hocam. Bir yardım eder misiniz? Niye? Baba rahat mısın? Fiziklerin efendisi ya.
Mira arada diyor ya, ben de o yüzden şaka yapayım dedim öyle. Efendim çok geçmiş olsun. Bendeniz Sade Hüdayi, bu kardeşimiz de Naim. Sizin için acil şifalar diliyoruz. Eksik olmayınız. Siz muhabbetinize devam edin. Rahatım ben burada. Bu genç adam benim yanımda otursun yalnız. Hocam, sizi burada hazır bulmuşken bir şey sormak istiyorum da. Bu muta nikahı oluyormuş ha? Tövbe haşa. Efendim o aslında tamamen bidattır. Yani zinhar dinimizde yeri yoktur. Peki yani nasıl oluyor, böyle nikah gibi bir şey mi yapıyorlar, ne yapıyorlar? Seçki. Bak otur. Bu zina işleyenlerin kendilerine uydurduğu bir ahlaksızlık ehliyeti gibi pis bir yol, bizimle alakalı değil. Ha, anladım. Peki yani kızlar gerçekten buna inanıyor mu? Yani böyle bir şey var mı? Seçkin tamam. Ya bir dakika. Şöyle şimdi dinde çok fazla cehalet olduğu için yani insanlar da tabii kandırılıyor. Oluyor mu? Oluyor. Olmaz olur mu hocam tabii? Çok fazla kaynak var. Millet neye inanacağını şaşırıyor tabii. Öyle ama sahih kaynaklarımız da belli. Peki öyle değil gibi be hocam. Nasıl değil? Kur'an, sünnet, hadis, el sünnet, bel cemaat. Tamam ama herkes her hadisi kabul etmiyor. Ayetleri de herkes aynı şekilde anlamıyor. Ondan dolayı Mürşit Efendi gibi zatlarımız var ya. Peki Mürşit Efendi'yi mürşit olarak görmeyen ne yapacak? Onlar da kendi... Naim Efendi. Şimdi hocam bizim mezhebimizde... Ha bir de şu mezhep mevzusu var. Yani bunlar da hepsi başka düşünüyor. Hocam yani şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fikir ayrılıkları berekettir diyor. Bildiğim kadarıyla tarihte birçok mezhep savaşı da oldu. Hala şu an mesela günümüzde Türkiye-İran meselesi. İran meselesi çok farklı hocam. Yani siyaseten baktığımız vakit aslında bu Osmanlı-İran meselesidir. Bir dakika. Şimdi öyle diyorsunuz da bu Osmanlı'dan önce de vardı. Yani İran'da heterodoks yaklaşım hep olmuştur. Yani bütün dinlerde var bu. Seçkin Bey, yani Hristiyanlık'ta yok mu? Var. Ya biraz kurcalarsak yani Budizm'den çıkar. Peki hocam yani insanlar neyin doğru, neyin yanlış olduğunu nereden bilecekler? Herkes kendi okuduğunu, kendi bildiğini Allah'ın emri diye telakki ediyor. Ve bu uğurda da savaşlar çıkıyor. Ne olacak? E şimdi Levent hocam, aynı şey sizin mesleğiniz için de geçerli. Şöyle ki şimdi tıpta bir doktorun uyguladığı tedavi öteki reddediyor. Ne oluyor? Yanlış uygulanan tedaviler yüzünden insanlar ölüyor seneler içinde. He? Bak burada bilimin ışığında ilerlemek gibi bir esas var. İlimle bilimi en güzel şekilde araya getiren bir dindir. Dinde öyledir de vaziyette de keşke öyle olsaydı. Sebep? 7 kahraman askerimiz şehit oldu. Bilim dini bir meselede sizi köşeye sıkıştırmadığı sürece bir sorun yok. Hocam şimdi yani dini hususlara bilimin şu anki kaideleriyle karşılık veremiyor olmamız ileride veremeyeceğimiz anlamına gelir mi? Gelmez. O zaman da kabul etmiyorsunuz. Ederiz neyi? Evrim teorisi. La havle ve la kuvvete. Hocam o konuyla alakalı bilim adamlarının kendisi mutabık değil ki. Nasılında mutabık değil? Yoksa evrim teorisi bütün üniversitelerde kabul görüyor. Suhal Bey, sizin bu husustaki fikriniz nedir acaba? Çok tarafı olan bir mevzu tartıştınız. Pek birbirinizi ikna edebildiğiniz gibi de gelmedi bana. Ama siz meleklerin kanatları var mıdır diye münakaşa ederken... ajansta 7 askerimiz şehit oldu geçti. Onu duymadınız. Devlet yetkilileri şehitlerimizin aileleriyle bir araya gelerek... Ruhları şahat olsun. Her türlü desteğin Allah rahmet eylesin. Diğer taraftan milli savunma. Siz bana dua etmeye geldiniz. Sağ olun, eksik olmayın. Sizden ricam. Şehitlerimiz için edin duanızı.
başkasısın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Sadakallahul azim. Rabbül alemin cümle şehitlerimizi katında rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin inşallah. El Fatiha. İlaçlarını kullanıyor musun? Azalmıştır, ben şimdi sana yenilerini yazayım. Levent Bey amca, çayları verecektim de. Peki tamam. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ben de çok memnun oldum. Biz de efendim. Kalın sağlıcakla. Selametle. Cüneyt, babamla yaptığın sohbet için teşekkür ederim. Ne demek? Sizinle de sohbet edelim. Hem siz de eksik kalmamış olursunuz. Naim Efendi, Meryem Hanım hep işinin başında, hamdolsun. Böyle devam etsin. Biz kendisinden memnunuz. Başım üstüne hanımefendi. Çok biliyor ya doktor her şeyi. İyileştir hadi babanı. Hadi kendi babanı iyileştir o zaman. Sadi Hüdayi Hoca, koskoca Cüneyt Efendi senin evine gelmiş değil mi? Böyle bir kasılmalar, böyle bir gerinmeler böyle. Ya o mübarek insanlar sana dua etmiş dua. Hidayetsiz anlamaz ya ha. Görmez, onların gönül gözü kapanmış artık. Bir arkadaşı da susmadı ya. Neydi o? Seçki. Her lafa böyle maydanoz. Lakayt lakayt. Onlar dua etsinler benim damadıma. Onlar Cüneyt Efendi'ye dua etsinler. Maşallah ikiniz de dut yemiş bülbül gibisiniz. İştahımı kestiniz ha. Zeynep, ekmekleri dolaba koy kızım. Kurumasın. Elhamdülillah. Meryem. Buyur. Hanım anne dükkandan hiç ayrılmıyor. Maşallah dedi. Aferin. Gözüne girmişsin. Nasıl dedi? Kaldırma kız gözlerini hemen. Güzel bir şey söyledi. Ben birazdan geleceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Zeynep, babanı kolla. Gelirse bana haber ver. Anne iyi misin? Yandık. Müyesser Hanım her şeyi biliyor. Anlamış. Yalan söylediğimi anlamış. Evde olmadığımı anlamış. Kesin biliyor size geldiğimi.
Dur, sakin ol. Nereden bilsin? Naim'le konuşmuş. Tam söylememiş, saklamış ama. Peşime düşmüş demek. Ne edeceğiz? Öldürürler bizi. Kurtar kızımı. Sakin ol. Bilseydi Naim'e söylerdi. Demek ki beklediği bir şey var. Halledeceğiz. Sen şimdi beni iyice dinle. Yarın erken bir saatte bana hemen gel. Kusura bakma Cüneyt. Acildi. Estağfurullah. Çocukluğundan bahsediyordun. Kur'an okumayı geç söktüm demiştin. Çok şaşırmışlar. Hatta başka dergâhtan hoca bile getirmişler. Acaba bizden mi çekiniyor diye. İşe yaradı mı bari? Yok. Tabii sonra bir açıldın, pir açıldın. 10 yaşındayken birden bir gün açılmış dilimin bağı. Biz buna psikiyatride ketlenme deriz. Aşırı stres durumlarında, işte travmatik durumlarda böyle günlük hayatında çok kolay yapabileceğin şeyleri yapamaz hale gelebilirsin. Sonra birden yok olup gider bu sendrom. Ağacın mevsiminin gelmesi gibi. Evet. Şimdi neyin mevsimi? Bilmem. Sizde de böyle mertebeler var mı? Profesyonel hayattaki gibi. Var tabii medrese sonuçta. Ama manevi mertebelerin öyle karatedeki kuşak gibi bir tarifi yok. Neye göre o zaman? Bir hal ehli vardır. Bir de kal ehli. Kal ehli herhalde amcan Sadi Hüdayi Bey. Güzel konuşur. Hal ehli de sensin. Estağfurullah. Ama dergâhtakiler seni öyle görüyor. Sizin tedavi etmeye çalıştığınız yönlerim onlara eğlenceli geliyor diyelim. Sana gelmiyor mu? İnsanlar eğleniyor. Bir yerden bir yere yürüyorlar. Türlü telaş içinde. Ama ben onlara her baktığımda hep aynı şey görüyorum. Babanızın. Nasıl? Hepsi kaçınılmaz bir sona yaklaşıyor attıkları her adımda. Aldıkları her yudumda. En büyük marifetleri de bunu unutmak. Hafızayı beşer, nisyan ile mağlüldür. Mağluliyet değil bu. Bir hediye. Bilseler yaşayamazlar. Sen biliyor musun? Bilmiyorum. Belki genç ölürüm haberlerdeki şehitler gibi. Cüneyt, bu biraz ağır değil mi? Yani seninle ilk tanıştığımızda bilmediğim savaşlardan bahsetmiştin. Mesuliyetlerinden. Sanki dünyada olup biten her şeyden mesulmüşsün gibi davranıyorsun. Bu sana zarar veriyor olabilir mi? Burada mesele benim mesuliyet duymam değil. Sizlerin duymaması. Ben eğlenen, parasını çarçur eden insanları gördüğümde paylaşabilecekken paylaşmadıkları, yardım edebilecekken etmedikleri insanları görüyorum. Nereye bakarsan orada olmayanı görürsün Cüneyt. Peki ya baktığın şeyin kendisi ne olacak? Dünya bir yaklaşım bekler. Ona adapte olmak ya da kendi yaklaşımına göre onu adapte etmekle ilgili çaba sarf etmen gerekir. Dünya ile sadece savaşırsan sana savaştan başka hiçbir şey vermez. O zaman ne ticaret olur, ne birini eğitebilirsin, ne evlenebilirsin, ne yuva kurabilirsin. Kim karar veriyor bunu? Kimse. Mantık. Sadece mantık. Savaşta karşı tarafı hep düşman olarak görürsün. Ticarette ortağını, evlilikte eşini, eğitimde öğrencini.
Ve ne yazık ki bu konuda onların da yapabileceği hiçbir şey yoktur. Bu biraz karşı tarafa haksızlık değil mi Cüneyt? Siz ne tavsiye ediyorsunuz o zaman? Doktor olarak. Kendine biraz zaman vereceksin. Bu öyle bir günde halledebileceğiniz bir şey değil. Dikkat et doktor. Bu savaşta kimin yanında olduğuna dikkat et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.